WordPress'te site açtığımız zaman karşımıza çıkan, şimdi öncelikle bir site örneği görüyoruz burada. LiveTerra kendi sitem. Burada gördüğünüz gibi uzantısına baktığımız zaman liveterra.wordpress.com şeklinde alınmış olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sitede incelediğimiz zaman şöyle stabil, güzel çalışan bir site. Hani uzun sürelik bir site. Bu 2 yıllık bir site. 1000 takipçili bir site. 905 takipçisi var. Şimdi baktığımız zaman niye .wordpress uzantısı var onu anlatayım. Şimdi .wordpress uzantısı demek bu sitenin ücretsiz olduğunu gösteriyor. WordPress alan adıyla, WordPress bağlantısıyla bu site bizlere ulaşıyor. Şimdi baktığımız zaman WordPress nasıl açılıyor? Ücretsiz site nasıl açılıyor WordPress'te? WordPress.com.tr'ye giriyoruz. .org vardır, bir de .com vardır. .org ben siz öğrenciler ve insanlar için önermiyorum ama blog tarzından öte hani ben kurumsal bir site kurmak istiyorum diyorsan wordpress.org'a bakabilirsin. Şimdi wordpress.com'da neler var? Ücretsiz site kurabiliyorsunuz buradan. Bir Instagram gibi yani diğer sosyal medya araçları gibi buraya girdiğiniz zaman işte insanlar var burada böyle kendi sitelerini kurmuş. Onlarla sitelerini takip edebiliyorsunuz. Onlar size yorum yazabiliyor. Siz onlara yorum yazabiliyorsunuz. Bu şekilde bir aslında sosyal medya ağı gibi ama site kurmanızı sağlayan bir site diyelim buna da. Çünkü otomatik firması kuruyor bu WordPress.com'u. Şimdi baktığımız zaman temanızı bulun diyor. Tema edinebiliyorsunuz. Temalar mesela örnek veriyorum. Benim temam neymiş? Bakalım. Benim temam o otomatik tarafından sunulan Scratchpad teması. Bunlar ücretsiz temalar tabii ki. Nasıl kurduğumuza baktığımız zaman nasıl üye olabiliriz, nasıl ücretsiz site açabiliriz diye baktığımız zaman isterseniz bu LiveTerra üzerinden girip buraya çıkan işte başla butonu veya şuradan kaydol butonundan veya giriş butonundan giriş yapabilirsiniz veya direkt wordpress.com yazıp burada çıkan başlayın seçeneğe veya burada işte sitenizi kurmaya başlayın seçeneğine tıklayıp giriş yapabilirsiniz. Şimdi burada giriş yaptığınız zaman önünüze işte kullanıcı adınızı, mail adresinizi girmeniz gereken bu şekilde kutucuklar çıkacak. Şimdi buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz, şifrenizi giriyorsunuz. Hesabınızı çok kolay oluşturabiliyorsunuz. Mailinize zaten otomatikmen onay kodu falan geliyor. Onları onayladıktan sonra hesabınız açılmış oluyor. Açıldığı zaman site işte merhaba, sitem hoş geldiniz tarzında yazılar oluyor. Tıpkı bir sosyal medya düzenler gibi onu da düzenlemeniz gerekiyor. Onun düzenlemesi basit. Nasıl basit? Mesela üstüne geldiğiniz zaman zaten siz yönetici olarak giriş yaptığınız zaman siteyi görüntüle diyeceksiniz. Burada zaten sitenize girdiğiniz zaman burada tıkladığınız zaman burada siz yönetici olduğunuz için düzenle veya kişileştir seçeneği açılır. İşte örnek veriyorum. Bu ana sayfaya şuraya bir resim atabilirsiniz, bir fotoğraf paylaşabilirsiniz veya bir yazı paylaşabilirsiniz. Çok basit. Yani o detaylara girmeyeceğim. Kısaca ben size bir kendi kurduğum siteyi anlatayım. Şimdi burada ana sayfaya geldiğimiz zaman işte tüm yazıların olduğu bir sayfa var. Şöyle. Takvim diye bir sayfa ekledim ben. Sosyal bilgiler diye bir sayfa ekledim. Hani orada dersimle, bölümümle alakalı şeyleri paylaşıyorum. Baktığım zaman iletişim butonu var. İletişim sayfası da var. Burada da işte yeni çıkan haberler, böyle şeylere değiniyorum. Şimdi ana sayfaya baktığımız zaman işte bir tane ücretsiz bir site olduğu için reklam verebilirsiniz kısmı koydum buraya bir pankart gibi. Buraya işte reklam vermek isteyen gelip reklam verecek. Bu mail üzerinden benimle iletişime geçip. Burada bir site tercüme, Google çevir üzerinden tercüme eklentisi koydum. İşte burada da insanlar geldiği zaman şu şekilde dünya dillerinin hepsini burada görebilirsiniz. Siteyi çevirebiliyor.
Burada ise e-posta ile takip etme koydum. Buraya işte e-posta adresini yazdığınız zaman direkt bültene üye oluyorsunuz. Şimdi bu bülten üyeliği ne? Sitenin tam üyesi değilsiniz aslında. Siteye katılmıyorsunuz. Fakat yeni yeni yayınlanan yazılara mail adresinizden ulaşabiliyorsunuz. Burada da Twitter'ını koydum sitenin. İşte yeni atılan tweetlere buradan bakabiliyorsunuz. Tabii bu eklentilerin hepsi ücretsiz sunulan eklentiler. Daha çok eklentiler var. Onlar premium hesaplarda. Premium hesaplarda nasıl gireceğinizi birazdan göstereceğim. Ben arama butonunu en sona koydum. Şimdi burada baktığımızda mesela şu yazılara baktığımız zaman ilk en son yayınlamış olduğumuz yazı Ebru Cahisler işte yazarının yazısına baktığımız zaman üstüne tıklıyoruz. Hemen zaten siteye yazı geliyor, düşüyor hemen. Burada okuyabiliyorsunuz kısa yazılar. Video, gömülü YouTube videoları var bu şekilde. Yani güzel, kullanışlı bir site. Şöyle tekrar tüm yazılar sekmesine bakalım, tüm yazılar sayfasına bakalım. Tüm yazılar sayfası şuradaki. Tüm yazılar sayfası. Buraya bütün yazılarınız kısa kısa bu şekilde düşüyor. Hani bütün sitede yayınladığınız yazılar buraya düşüyor. Burada da sosyal bilgiler dediğim gibi benim kendi yayınladığım. Burada işte ders kazanım notlarımı yayınlayacağım. Burada iletişim butonları var. Burada işte iletişim kurabiliyorsunuz benimle. Mesaj yazıp e-posta adresinizi yazıp adınıza yazdığınız zaman bana maile geliyor bu yazdıklarınız. Tekrar Nevs'e baktığım zaman da işte burada da haberleri paylaşacağım. Tabii daha yazarımız az olduğu için şu anlık bir böyle bir yakında hani yakında açılacak bir site gibi görünüyor. Fakat düzenli olarak paylaşımları yapıyoruz. Hani güncel yazılar paylaşılıyor sürekli. Şöyle baktığımız zaman. Şimdi WordPress'te böyle bir şey. Ben şimdi WordPress'e girdiğim zaman burada bana ayrı bir buton açılıyor ve o butona tıkladığım zaman bu WordPress'teki kullanıcıları görebiliyorum. Mesela örnek veriyorum. WordPress'e üye olup katılıp siteleri takip etmenin avantajlarını göstereceğim. Mesela burada yazıyı beğenenleri görüyorsunuz, yorum yapanları görüyorsunuz. Bu beğenenlerin hepsi site sahibi. Bildiğiniz sosyal medya gibi bunların da siteleri var kendine ait. 59 blog yazarı beğenmiş. Örnek veriyorum buradan örnek bir siteye tıkladığımız zaman, örnek bir kişiye tıkladığımız zaman onun bir gravatarı açılıyor. Yani gravatar şöyle bir şey. Hani account hani sizin kişisel siteleriniz yazıyor. Gördüğümüz gibi bu arkadaş yaklaşık 11 tane site kurmuş. Buraya Instagram adresini dahi koymuş. Hani buraya tıkladığın zaman direkt